Efendim sayın sevgili YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Dice and Fold. Dora Stratera'nın oyunu diyebiliyorum. Onun şirketine ait bir oyun olması lazım. Şirketin ismi değişmiş fakat oyunu yine yapmışlar. Daha önceden Cardboard Town'u ben çok beğenmiştim. Gayet başarılıydı, hoşuma gitmişti. Oyun Türk yapımı, oyun Türkçe, gayet güzel oyuna benziyor. Yine bir zarlı, kartlı bir oyuna benziyor. Oyuna çok ufak bir bakış attım fakat nasıl oynanıyor bir fikrim yok. Sizlerle beraber sıfırdan öğreneceğiz. Hiçbir fikrim yok. Tamamen burada öğreneceğim. Bilgisi olanlar tabii ki yorumlarda bildiklerini yazabilirler. Yardımcı olmak adına tek tek bakıyorum yorumlara, bildiğiniz üzere. Bilmeyenler de arkalarına yaslansınlar. Yahu ben oyunun başını kaçırdım, bunu izlemeyeyim, İşte hatırlardım, hatırlayamazdım demesinler. Tam şu anda izlemeniz için en uygun zaman. Çünkü neden? Ben de ilk kez oynuyorum. Şimdi son ziynetler, kodeksler. Burada birçok karakter var gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir karakter var. LOL Dora mı? Evet, LOL Dora ya. Vale ile başlayabiliriz. Can. Can kazanmak için kırmızı zarları üstüne bırak. 28 canı varmış. Öncü sancağı. 2 yeni zar at. 5 yukarı diyor. Tıkladım bakalım. Bir kahraman seç. Seçtik. Normal zorlukta oynayacağız. Bu kahraman bu ziynet yuvasını kullanamaz diyor. Bu başlangıç karakteri sanırım. Normal dedim. Sonsuz var. Tamam, bir normal başlayalım. Sonsuza da bir bakış atarız. Kan büyücüsü. Düşman kartlarını kapatmak. Düşmanları öldürmek için zarlara ihtiyacın olacak. İlk tur başlıyor. Zarlarını at ve neler olacak bakalım diyor. Biz bir aileyiz var ya. Bunun 2 saldırısı var. 4 canı var galiba. Kapatıldığında kendi hasarını kahramana vurur. Ha. Eğer ki öldürürsek de yine hasar vuracak bize. Biz zarı nereden atıyoruz? Tamam, buradan atıyoruz. Kahramanımız bizim bu. Emirli'ye bu arada abonelik hediyesi. Çok teşekkürler. Attım zarı. 6-4 geldi. Zarı üzerinde numara yazan yuvaya bırak. Zarın değeri ne kadarsa yuvada yazan sayı o kadar azalacak. Bu tarz yuvaların ismi sayı yuvası. Tamamlamak için sıfırla. Hiçbir cacık anlamadım. Bıraktım. Sağ taraftaki zar setini tamamlarsan altın para ceplersin. 6 noktalı yuvayı da doldurmalısın. Altın seti. Yani kapış, tamam. Diyor ki hepsini atmalısın diyor. 5, 3, 2, 1 atmamız lazım. Bunlar advanterler. Turu bitir. Turu bitirdiğinde canavarlar kahramana saldırır. Kahramanın canı sıfıra düştüğünde oyunu kaybedersin. 2 zar daha attım. 2-1. Zarı buna mı bırakacağım? Zarı buna bırakacakmışız. Tamam, zarı atıyoruz. Kaç attıysak buna hasar vuruyoruz. Turu bitirdik. Karakterimizin 24 canı var. İlk önce sağa bırakalım. Her bir kahraman farklı bir yeteneğe sahiptir. Kullanabilmek için kahraman kartının altında bulunan yetenek yuvalarını tamamla diyor. 5 atmam lazım. Buna da aynı şekilde zarı koyacağım. Yo, öyle değilmiş. Turu bitirdim. Vursun bakalım. 2 zar daha attım. 5, 2. 5'i buraya koydum. Artık yeteneğini kullanabiliyorum. Öncü sancağı, 2 yeni zar at. Bir taneden fazladan zar attım. Toplam 6 attım yani. Bunu buraya vursam kapatıyorum. Gümüş paraları aldım. Bunu bitir. Güzel. Canımız gitti, olsun. Kan büyücüsü. Bazı yuvaları tamamlamak için aynı nokta sayısına sahip zarlar kullanmalısın. Bu tarz yuvaların ismi noktalı yuva. İhtiyacın olan zar gelene kadar zarlamaya devam et. İyi şanslar. Tamam. Mantığı anladık. Karakterimiz burada. Gördüğünüz gibi. Karakterimizin bir canı var. Ve yetenek atışı için 5 vermemiz gerekiyor. Buna 2'ye değer olan bir şey zar atmamız yeterli. Buna ise mutlaka 4 atmamız lazım bu karaktere hasar verebilmek için. Zarımı atıyorum. 4 ve 6 geldi. Şu anda bunu öldürebildim. 6 geldi. Bunu direkt öldürebilirim.
1 vuracak ama buradakileri de tamamlamak için kullanabilirim. Buradaki için de kullanabilirim ama 6 benim işime yaramıyor. Solda çantan var. Diğer tura geçerken orada da zar tutabiliyorsun. Ses çok mu yüksek? Müzik sesi. Oh be, harbi çok yüksek bir şarkı. Niye öyleymiş? Ben hiç dikkat etmedim. Güzel. Bak burada da zarım varmış. Ha, zar tutabiliyorum burada. Tamam, zarları da saklayabiliyoruz. Kullanmadığımız zarları. Okey. Valeyi kullanıp zar atabilirsin. Tamam. Anladım. Mantığını kavradım. Karanlık simyacı ve ölüm getiren hepsi olur diyor. Yani ölüm getirene bunu vurursam da kapatabiliyorum. Ama yeteneklerini okumamız lazım. Açıkken renkli zar atamazsın diyor. 2'yi attım. Bir 4 daha atmam lazım. Vurdum. 4 salladım. Buna da 4 attım. Şanssız bu arada. Bunu da sakladım zarı. Ve diğer tura geçtim. Şu sağdaki altın zarın yanındaki market mi? Bu advanterimiz galiba ama şu anda bir şeyimiz yok diye biliyorum. Evet. Değil mi? Bonus. Altılı altın zar setini tamamlayarak altın para kazanın. Yani burayı da bir yandan tamamlamaya çalışıyoruz aslında. Mesela bu üçü buraya kullanabilirim şu anda. Güzel. Zarımı attım. 6 6 geldi. Bu 6'yı buraya kullandım. Bu 6 vuracak. Bu 2 vuracak. Buna 4 vurmam gerekiyor. Bunu buna kullandım. Bunları topladım. Buraya 5 kullansam mesela şurada atabileceğim ama bu hasarını vuracak bize. Vurdu. Bunu bitirdim. 6 geldi, 4 geldi. 4'ü buraya kullandım. Paraları topladım. Bunu sakladım. Mantığı kavradık. Altıları vale ile çoğaltalım. Hayır, valeye 5 gerekiyor. 5 ve üstü. Tamam, okey. Bir yoldaş seç. Yoldaş aşaması. Artı bir zar hakkı kazanırsın diyor. Can kazanmak için tamam. Bu can canı 13'müş. Yemek hazır. Rastgele bir satın alındığında eşyası kazanırsın. Ancak kahraman 2 hasar alır. 16 canı var. Şeytan tüyü. Bir düşman seçip saldırı gücünü 5 düşür. Düşmanın canını azaltıyormuş. Gönül çelen. Şifacı. Yaşam çiçeği. Kahraman ve yoldaş 3 can kazanır diyor. Bize 3 can veriyormuş. Bu birazcık support. Biz bunu alabiliriz. Erken oyunda bizim için güzel gibi. 3-3 atmamız lazım. Eşya satın al diyor. Dükkan aşamasında. Altın para kazan. Eşsiz eşya. Bir yetenek kullandığında kahraman 1 can kazanır. Güzelmiş. Her aşama başlangıcında yolcaş 2 can kazanır. Her aşama başlangıcın. Aslı madalyon. İyiymiş, ben bunu aldım. Bunu alabiliyor muyum? Hayır. Tamam dedim, geçtim. Param geri iade geldi. Güzel. Mantığı kavradık. Mantık güzel. Rastgeleliği kontrol. Zar tabanlı bir oyun. Ama kahramanınızın becerisini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek oyundaki RNG lehine yönetmemizi sağlayacaktır diyor. Anlaşıldı. Okey. Mantığı kavradığımızı düşünüyorum. Bakın şimdi böyle bunu buraya bıraktık. Karakterimizin yeteneğini kullandık. Toplamda 2 adet zar attık. 5 ve 3 attık. Şimdi bu 5'i burada kullanacağım. Bir tane altın para kazanacağım. Bence çok rahat atarız. Kırmızı zarları kahramanın can yuvasına bırakarak zarın değeri kadar can kazanabilirsin. 6 atmışım. Sıradan bir zar gibi de kullanılabilir. 6 can için kullanacağım bunu. Burası 4 ve yukarısı diyor. 4 ve yukarısı için kullanamıyorum. Bunu buna bırakabilirim. Var mı bir ekstra olayı? Yok. Bunu buna bıraktım. Bunun bir olayı var mı? Kapatıldığında kendi hasarını yoldaşa vurur. Ünlem işareti var. Tamam. 3 hasar yiyeceğiz. Yoldaşa vurdu. Kahramana değil, yoldaşa vuruyor. Sayı yuvasının değeri sana verdiği hasar kadar artar diyor. Acilen buraya 5 koymamız lazım. 1'e düşürdüm. Yani benim buraya bir şekilde 4'e çıkacak tekrardan. Bu turu bitirdiğimde 3 vuracak bana. Ve 4'e çıktı. Tamam.
Yani bunu öldürmek çok öncelikte. Yetenek yuvasını anını tamamlamak için mavi zarlar üzerine bırak. Yetenek yuvasını. İyi, karakterlerin. Okey. Oyunu değiştirmeyi mi unutmuşuz? Pardon. Manyaklar. Bak bir mola. Keşke 3'ü depolasaydık diyor. Bunu direkt burada kullanabiliyorum. Okey. Bir tane daha zar aldık. Buraya 4 kullanmamız gerekiyor. Buraya 1 artı 3 kullanırsam yeterli olur. Bu zarları da saklarım. Paramı toplarım, turumu bitiririm. Bol üstede aşamaları görebilirsin. Ha, 9 ve 30. Tamam, 30 aşama olacakmış. Biz 9. aşamadayız. Nelerin geldiğini de görebiliyoruz. Şu anda bakmayalım bence. Düşman aşaması. Bir sonraki eşya seçme aşamasıymış. Tamam. Buradan da bunları görebiliriz. 3 tane zar attım. 5'i alacağım. Karaktere direkt koyacağım. Bir tane daha zar atacağım. 5 ile bir tane daha alacağım. Bir tane daha zar atacağım. Çok güzel. Buraya 3 gerek. Olur. Böyle koyabiliyor muyum? 2 artı 1 olarak koyamıyorum. Burayı 2 artı 1 olarak koyabilirim. Bunun bir özelliği var mı? Hiçlik maskesi. 2 artı 1 olarak koydum. Ve şunu da 5 koydum. Bu karakteri kapattım. Düşmanı yok ettim. Buralara 2 gerekiyor. Bende 6, 4, 1, 1 var. Şu 1'i böyle kullanabilirim. Buna 6'yı versem... Buradan yeni zar alsam. 4. Aa, 5, direkt 5 ve yukarı lazımmış. Bak 4 artı 1 yapamıyoruz. Bize 3 can verecek bunu karşılarsak. 4 koyabiliyor muyuz? Hayır. Ben bu zarları bekleteceğim. Bunları bekleteceğim. Bu turu geçeceğim. Aynen öyle. Mantıklı. Güzel. Şimdi zar atıyorum. 5 attım. Bu ne? Bir aşamada 7 kez zar attıktan sonra zindancı başı ortaya çıkar diyor. Kaç zar attım ki ben? Aa, yaklaşıyor. Bunu öldürmem lazım artık. Bunu buraya kullandım. Bu 5'i stoklayacağım. Burayı buraya kullandım. Bu 2'yi buraya kullandım. Bu 3'ü buraya kullandım. Her iki karakterime de can kazandım. Çok güzel. Bu 2'de de bunu yok ettim. Mantığı kavradık. Gayet hoş. Devam abi. Hadi bakalım. Şimdi de dediğimiz gibi item seçme evresi. Bakıyoruz. Kırmızı zar atma şansını %5 arttırır. Talia çiçeği. Atılan tüm zarlar renkli olur. Benzersiz bir itemmiş. 4 aynı sayı attığında. 4 aynı sayı atarsam atılan tüm zarlar renkli olur. Satın alındığında kahraman 6 can kazanır. O kötü değil mi bunlar? Ben bir tur yeniledim. Her aşama başlangıcında kahramanın rastgele bir yetenek yuvasını tamamlar. Düşmanlar artık gümüş para düşürmez. Oyunun geri kalanında 2 ilave zar at. Kahraman saldırı uğradığında 1 gümüş para kazan. Gümüş paralarla ne alıyoruz ki? 10 gümüş para bir altın paraya dönüşüyor. Ada çayı güzel bence. Ben ada çayını ödeme yaptım. Bak, item yuvamız artık var, görüyor musunuz? İtemler vardı. Tamam dedik. Birden fazla eşya da alabiliyoruz bu arada. Buradan da bunu gördük. Şimdi açıkken renkli zar atamazsın diyor. Bu karakter varken biz renkli zar atamıyoruz. Söyleyemesem de anladınız. Karakter 2 vuracak, bu da 2 vuracak, bu da 2 vuracak.
Güzel. Darımı atıyorum. Bilmem. Bozuktur. Tamam, sonra bakalım annem. Yayındayım şimdi. Buradan iki tane zar attım. 2 ve 3 attım. Buradan da 3 tane zar attım. 1, 5, 3. Bir de 5'im vardı burada stokta. Şimdi bu 5 ile buradan bir tane daha zar sallama şansımı alabilirim. Bu 5 ile de bir tane daha zar sallayacağım. Buradan yeteneğimi kullandım. 1, 5 geldi. 1, 5 ile 1, 5 daha alacağım. Bakın burada 7 kez atabilirsin diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya 2 yeterli oluyor. Ben bu 2'yi burada kullanacağım. Bu iki tane biri burada kullanacağım. Bu dördü burada kullanacağım ve bundan kurtulacağım. Gayet güzel. Buralar 3 var. Bu üçlerle canımı doldurmayı düşünüyorum. Yeteneği kullandım. Her ikimize de can geldi. Biz oyunu kavradık bu arada, şaka maka. Bu üçü buraya kullandım. Bu beşi buraya kullandım. Yeteneğimi attım. 3 artı 2. Buraya 4 mü gerekli? Bu iyi olmadı ama, biliyor musunuz? Bunları buraya kullanamıyorum çünkü. Bunlar kaldı bizim elimizde. 4 hasar yedik durduk yere. Bir daha zar atacağız. Bir tık sıkıntıya girmiş olabiliriz. Eyvah. Kan büyücüsü. Bir aşamada da 7 kez zar attıktan sonra zindancı başı açılır. Ona hasar veremezsin ama diğer düşmanları kapatırsan seni rahat bırakır. Özelliği neymiş? Bir aşamada 7 kez zar attıktan sonra açılır. Zar attığında düşmanlar artı bir saldırı gücü ve kahramana bir hasar verirdi. Okey. Beşlikte canavarı yok edebilirdim, evet. Benim aklıma gelmedi o. Yine biz çok kötü zar atmamış mıyız peki? Dörtlükte bunu yok edebilirim. Güzel. 3'ü çıkartırım. Buna kullanırım. Bir de buna kullanırım. Cam basarım. Yapacak bir şey yok derim. Turu bitiririm. Her zar attığında hasarı artacak. Artsın. Sıkıntı yok. Böyle bir zar attık. 4, 3, 2, 1. Bu sıkıntı oldu ama işte bak. Yani bu problem... Bu turu da bitireceğiz. Yani şu an bir şey kullanamıyoruz. 5 atmamız lazım da atamadık. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Birlikler değil de dörtlükleri stoklayalım. Tek kalalım buraya. Birlikler kalsın. Turu bitirdim. Zar attım. Hasar bir tur daha arttı ve hasar yedik. Sonunda 5 geldi. 5'i buna vurdum. Ve kurtuldum artık. Şu birliği çıkarttım. Dörtlüyü sakladım tekrardan. 2 tane birliğim burada bekliyor. Ve turu bitirdim. Tamam, mantığı kavradık. Az önce de bunu dedim. Canavarı çıkarttık ama olsun. Öğrendik. Her tur bedavadan bir tane kahraman yeteneğini tamamlıyor demiştik. Bunu bir tamamlayalım. Bunu bir yok edelim. Bir tane birliğimiz var. 3 ve aşağısı lazım buna diyor. 3 ve aşağısını bıraktım. Buraya da 6 lazımmış. 4 artı 2 yeterli olur buraya. Çok güzel. Zarımızı attık. İkili yeterli oluyor. Dörtlü ile ikili buraya yeterli. Biz bu üçlüyü burada kullanıp buradan bir cam basalım kendimize. İkilik ve dörtlük. Çok temiz. Turu bitirdim. Aa, yine şey turu, eşya turu. Çok güzel. Bakıyorum. Her aşama başlangıcında yoldaş 2 can kazanır. Geç. Aşama başlangıcı kahraman 10 can kazanır. Aşama sonunda 10 hasar alırsın. Çok resikalıyım. Nasıl bir şey? Gümüşlere tek tek basmana gerek yok. Kendisi topluyor. Aynı zardan 3 tane attığında rastgele bir düşmanı kapatırsın. İşsiz eşya. Güzelmiş. Aynı türden 3 eşya. Aynı türden 3 şey zar.
Bence okey. Güzel. Şimdi bunun yeteneğini kazanmış. Şöyle bir zar attık. 5 attı. 5 buraya tam yetiyor aslında. Bir de ben zar attım. Aha, 3 tane aynı zar attığım için bir tane düşman kapandı otomatikman. Çok tatlı oldu bu. Bu ikili de ben kapattım bunu. 5 cam basabilirim buna. Buna 5 cam bastım. Bu 5 ile bir tane daha salladım. 3-3 oldu. Risk edeyim mi? Risk etmeyelim bence. 5'i buraya koydum. Buna 4 kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. O zaman ben bu üçlüyü burada kullansam mı? Sonraki tur kullanırız gerekirse ya. Dursun. Elimizde stok olarak dursun. Bitirdim. Her turun sonunda bir altın paranı çalar. Aa, bu hırsız karakteri. Abi Slay the Spire oyuna çok benziyor bu arada. Slay the Spire sevenler var ya, bu oyuna hasta olacaklar bence. Mini boss gibi bir şey, evet, tefeciymiş. Ve toplamda çok fazla zar istiyor bizden. Zar attım. E gördünüz, boss'a tek attım arkadaşlar. Neden? Çünkü 3 tane aynı zar attım. 3 tane 5'li attım ve tek yedi. İnanılmaz bir şanslılık. Bunu buraya kullandım. Bunu buraya kullandım. Buradan kendimize can bastım. Birisini buraya kullandım. Birisini buraya kullandım. Altın paramı aldım. Bir dursun. 5'li şuraya kullandım. Bir tane 5'li geldi. 5'li ile bir tane daha zar salladım. Bu 5'li ile bir tane daha zar salladım. 4-4-5. Bunda can da basabilirim. Zar da sallayabilirim. Bunda zar da sallayabilirim tekrardan. Can basalım ya. Şu 4'lü bura koydum. Bu 4'lü bura koydum. Şu 2'li bura koydum. Turu bitirdim. Güzel. Aha, item turu. Uy, paralara bak. 5 paramız var. Tam denk geldi. Ama buna yetmiyor paramız. Düşman sayı yuvasını üzerinde yazan sayı ile aynı zarlı tamamladığında o değerde bir zar at. Eşsiz bir eşya. Oo. Güzelmiş aslında. 3 kere zar attığında kahramanın rastgele bir yetenek yuvasını tamamlar. Bu da çok iyiymiş. Daha sonra çıkacak tüm eşyalar bir üst kademe nadirlikte olur diyor. Oo, çok iyi, şans taşına bak sen. Bunların kalitesi daha da artacak bir sonrakinde. Tamam dayı, ben okeyim ya. Efsane oyun ya. Oyuna bayıldım bu arada. Var ya, hastası oldum oyunu şu anda. Nane yediniz arkadaşlar. Haftalarca bunu izleyeceksiniz. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. 5 atamadım. 5 atsaydım burada kullanacaktım. Öncelikli olarak yoldaşa saldırır diyor. Bu buna saldıracak. Bize değil. Şimdi buna 1 yetiyor. Böyle yapacağım. Aa, daha zar atabiliyorum. Dur. Zarımızı bir sallayalım. Bunu 1 ile kapattım. 5 geldi. Bu 5 ile can yenileyebilirim. Bu 5 ile zar da sallayabilirim. Mr. Ilmi hoş geldin. Hadi can basalım. Buradan da bir can basalım. 4'ten, şimdi bunlar 3'ten az vurduğu için problem değil benim için bu arada. Bir tane 4'lü kaldı elimde. Bunu da kapattım. Buna vurmayabilirim ya. Buna vurmayabilirim arkadaşlar. O 4 vursun. Önemli değil. Zaten 3 can basmıştı kendine. 3 tane zar salladım. 4-4-4 salladım hep. 4 tane 4'lüm oldu. Tamam. Bu turu da geçeceğim. Turu bitir dedim. Dört, üç, iki. 2 artı 4, 6 yapar.
4 3 atarım. Gayet okey. Tamam. Bir yoldaş seç. Yoldaş aşaması. Artı bir zar hakkı kazanırsın. Yeni yoldaş mevcut yoldaşın yerine geçer. Aa, yerine geçiyor. Mevcut yoldaşı tutarsan 5 can kazanır. Yani istersen değiştirmeye de biliyorum. Buradan pas geçebiliyorum. Çok güzel bir mantık. Bak burada da atmamız gereken zarları söylüyor. Abi çok iyi ya. Üçlü atman gerekiyor. Tekli atman gerekiyor falan diyor. Üçlü yıldız ne ya? Tek bu da üçlü diyor. Üçün ve üç ve üç katı mı? Yani üç ve altı mı atmam lazım önce? Özelliklerine bakalım. Neyse. Oğlum bakamıyorum ha. Ganimet. Bir altın para kazan. Oo, altın para veriyor direkt. İki altılı atarsam altın para veriyor. Bir sonraki aşamada rastgele bir düşmanın rastgele bir zar yuvasını tamamlar. Her bunu tamamladığımda bir düşmanın zar yuvasını tamamlayacak. Boss'u yenersen ilave ziynet kazan. Oyun boyunca bir kez. Arkeolog. Sen 6 atamayız. 4 4 4 diyor. Bak bu direkt 6 atmamız lazım. 6 değil, sayılı 6 değil. Direkt 6. Portis hoş geldin bu arada. Bence bu çok iyi ya arkadaşlar. Can da kastık ki biz buna ihtiyacımız yok şu anda. Ben bunu aldım. Bir param var benim. Niye böyle? Bir paracığım var. Dur sonu kahraman bir can yeniler. Rastgele bir yoldaş edin. Yoldaşın varsa yoldaşa 13 can verir. Satın alanında ilave bir zar atarsın. Eliyle 7 gösterip 7 gösterip 6 diyor. İnanılmazım. Bu konuda gerçekten çok iyi olabilirim. Yine bir rastgele bir yoldaşın şeyini tamamladı. Kapatıldığında kendi hasarını yoldaşa vurur diyor. Tamam. Zar başına bir hasar kazanır diyor. Atılan renkli zar başına. Gölge 3 canı var. Çift olması gerekiyor bunun için. Çift ve 3'e ihtiyacı var. 5 ve üstünü... Aa, 4 tane daha zar atacağım. Bir dakika. Bir saniye. Bak izle chat. Sarı arttı oğlum. Bunun 13 oldu. Sıradaki senin sıradaki zarı senin şansına atalım. Buyur. Senin şansına geliyor. Havuç. 6 ve 1'li attı. Altınlardan ben bir paramı bir alayım. Ver lan paramı. Nereye gitti oğlum? Paramı ver lan. Şş. Paramı ver. Şş. Para gitti. Şu an yayınlarda drop yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Verdi mi? Verdi mi? Tamam. Ben vermedi zannettim. Cepledi zannettim. Kavga çıkaracaktım az daha. Buna çift gerekiyor. Şimdi bu çifti bir koyalım. Bir de üçlü gerekiyor. Bunu da bir koyduk. Tamam. Buna da üçlü gerekiyor. Şimdi elimde üçlü yok. Ben bir tur daha kahramanın yeteneğini kullanmak istiyorum. İki tane yeni zar atıyorum bunun sayesinde. Altılı ve beşli. Bununki kapalı. Bunu buraya koyacağım. Altılı ve beşli. Buna üç gerekiyor. Ben bir tur daha atmam gerekiyor mecburen. Bir üçlü attım, bir beşli attım. Üçlüyü aldım. Yoldaşım hasar yedi. Şimdi buna 13 vurmam gerekiyor. Ben buna 13'ü nasıl vururum? Şöyle vururum. Böyle tam vururum. Bunları da saklarım arkadaşlar. Çok temiz. Aşamayı kusursuz oynadık. Kusursuz. Can yeniledi. Güzel. Zar attık. 3-3 attık. Şunları da bir çıkaralım. Buna bir attık. Aa, attık. Aynı zar attığımız için bu kapandı. Şuradan da bir zar attık. Abi kaç tane altılı atıyoruz? Kafayı yersin. Ama bunların canı çok fazla bak. Ben şuradan bir paramı bir alayım. Benim paramı verin.
Her tur bir kere alınabiliyor. 4 oldu paramız. Çok güzel. Ben bundan efsane para kasarım. Bak ben var ya, zar atma destesine gitmişim yanlışlıkla. Bunu buna verdim. Bir tane daha zar attım. Bir tane daha altılı geldi. Şimdi bunlara 10 hasar vurmam gerekiyor. Böyle bir hasarımızı bir hesaplayalım. Şurası 10 yapıyor abi. Tekrar zar atmamız gerekiyor gibi. 6, 6, 2. Burası bir 10 yapıyor yine. Çok güzel. Tekrardan kahramanımızın yeteneğine başvurup tekrardan zar atıyoruz. Hala daha canavar gelmedi. 3 geldi. 11 vuracak bu. 4, 4 yeterli oluyor buna. Bu 3 vuracak. Vallahi bunu da sakladım arkadaşlar. Turu bitirdim. Tamam, hasar yedi. Zar salladım. Bu gene geldi. Ben bunu 13 çok rahat vururum ya. Aa, bu hasar yedi kahramanımız zar attıkça. Tamam. Zar attıkça hasar yiyoruz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. 13 vurmamız gerekiyor. Şöyle 13 yapıyor aslında. Farklı bir şekilde 13 yapmamız lazım ama. Elimizdeki mevcut zarları korumak için. 5, 11, 13 yapıyor. Şu şekilde bir altılı, bir dörtlü bir birliğimiz var. Dörtlü birliği yerine şu şekilde yapabiliriz. 6, 10, 11, 13 yapar. Çok daha mantıklı. Bu sayede de iki tane bir altılı bir beşli elimizde tutarız. Çok daha kârlı. Gayet güzel. Altılara olabildiğince dokunmamaya çalışıyorum ama mecburen. Lütufkar hançer. Bir yuvayı tamamladıktan sonra sayı yuvalarına bırakılan zarlar artı bir değer kazanır. Bir yuvayı tamamladıktan sonra sayı yuvalarına bırakılan zarlar artı bir değer kazanır. Sonra sıfırlanır. Mavi, kırmızı ve gri zarlar birbirinin yerine kullanılabilir. Bir zar atışı kazan. Her aşama sonunda kahraman 7 hasar alır. Çok kötüymüş bu. Para yok arkadaşlar. Param yetmiyor. Bir tek bunu alabiliyorum. Bir tur yeniledim ya. Bir tur yeniledim ya. 4 paraya denk gelir mi dedim. Bir tek bunu alabiliyoruz. Buna bakacağım. Satın alındığında aktifleşen bir eşya satın alırsan bir altın para kazan. Satın alındığında aktifleşen bir eşya satın alırsan bir altın para. Aşama bitiyor. Ben bunu almam. Zaten şurada kalmış 8 aşama. Oyunun sonuna geldik. Rastgele bir şeyi tamamladı gene. Bak şimdi zarları bırakıyorum buraya. 4 tane daha attım. Burada bir 2 tane 4'lü attığım için, 3 tane 4'lü attığım için bu kapandı. Bu balığın bir özelliği var mı? Yok. 4'lüm var. Bu 4'lüyle buna cam basacağım. Buraya altılı gerekiyor. Ben bunu altılıyı kullanmak istemiyorum. Ama mecburum. Burada bir tane beşli gerekiyor. Ve 3 ve üstü yeterli oluyor. Yani dörtlüyle bile yapabiliyorum. Buradan alacağım. Bir zar atacağım. Beşliyi alacağım. Bir tane daha zar atacağım. Birli geldi. Beşliyi alacağım. Bir tane daha zar atacağım. Tamam, bir beşli daha gelseydi çok tatlıydı aslında. Cam basacak. Bassın abi. Çok önemli değil. Buraya 3 ve üstü yeterli oluyor. Bu zar sadece yeterli oraya. Şu 3 dörtlüyü burada tutacağım. 3 1 var. Koleksiyona kullanacağım. Bir üçlüyü kullandım. Bir birliği kullandım. Bir tane de dörtlüyü buraya kullandım. Dörtlünün yerine üçlüyü aldım. Buna da
Bunu kullandım. Çok temiz. Durumu da bitirdim. Canları kahramana bas. Yakında yoldaş değiştirme var. Çok mantıklı. Kahraman öldüğünde yoldaş hayatta olsa bile oyun bitiyor. Tamam. Çok güzel bir bilgi. Efsane bir bilgi. 4 artı 1. Hemen 4 ve 1'li attık. Şu 4'leri de çıkartalım. Aynı zardan atar mıyız? 3'lü attık. Hayır. Biri 4'lü olsaydı otomatikman bir tanesi kapanacaktı. Buna tek sayı yeterli oluyormuş. Bunu buna kullandım. İkili diyor. İkili ne demek? Tamam. Yani ikili şöyle. Bu şekilde ikili olabilir. Anladım. Şunu bir kapatacağım. 3, 4, 5 gerekti. Bizde 3, 4, 5 yok. Bunu buna kullandım. Çok güzel. Doğru tahmin etmişiz. Bunu da buraya kullanıyorum. Beşlim yok, bunu kapatamam şu anda. Bitirdim turu. O kadar 4 var. 3'ü orada harcadım. Boşu boşuna. 3 gelir ya. Bunları atmadı. Hani bir tanesinin yetenek şeyini falan peşman bir şeyler. 4'lerim de var benim. 5 atmadım değil mi? Yeteneğimi kullanamıyorum şimdi. 5 ve üzeri atmadığım için. Bu karakteri de kapatamıyorum. Öncelikli olarak ben bunu kapatmaya çalışmam gerekiyor. Bunu kapatamayacağım zaten. Bir üçlüsünü ve dörtlüsünü koyalım. Koleksiyonda da yerimiz yok. Burada bitireceğiz mecburen. Beşli atmadık. Attım. Çok güzel. Üç tane beşli atınca kapandı. Bunu yoldaşa can bas dediniz siz. Şey, yoldaşa basma, kendine kullan dediniz. Şimdi bu beşliyle bunu kullanamıyorum değil mi? Kapandı. Bunu buraya kullandım. Bunu aldım yanıma. Üçlüleri bırakayım mı yoksa bence bir üçlü bir dörtlü dursun mu? Sağı tamamlamaya çalışıyorum. Onu anladım, o kavramı. 3, 4, 5 sakla. Evet, 3, 4, 5 daha mantıklı gibi geldi bana. Ha, güzel item turuymuş. Turlar da yazıyor burada bu arada. Yoldaş seçme sırası var. Mesela bir sonraki turda yoldaş seçeceğiz. Kaç paramız var? 4, 7 parayı kullanabiliyoruz şu anda. Yoldaş için tüm iyileştirme etkileri kahramanı da iyileştirir. Rastgele bir yoldaş edin. Yoldaşın varsa yoldaşa 13 can ver. Bir saldırıdan 6 veya daha fazla hasar aldığında bir kırmızı zar at. Benzersiz. Orçilçut, hoş geldin. Oyunu ben çok beğendim bu arada arkadaşlar. Yani ben bayıldım oyuna ya. Çok güzel duruyor oyun. Bir güzel, evet. Kahramanı iyileştirdiğimizde yoldaş da iyileşiyor. Bu bizim işimize gelir. Gayet güzel. Bir yoldaş seç. Yoldaş aşaması. Artı bir zar hakkı kazanırsın falan peşman. Tamam. Parıldayan her şey altın değerli. Altın değildir. Altınların ikiye katla. Yedi mi atmam lazım buna? Yo. Neyse. Nadir bir eşya çizer. Aa, nadir eşya veriyor. Rastgele bir satın alındığında eşyası kazanırsın. Ancak kahraman 2 hasar alır. Tamam, bunu anladım. Bence burada bu çok güzel değil mi ressam ya? Nadir bir eşya çizer diyor. İki tane ikili, bir tane beşli atacağım. Zarda 7 mi var İbo? Evet İbrahim abi, düşman özelliklerinden bir haber mi? Hayır, bakıyorum özelliklerine.
Kimisi bize hasar veriyor, kimisi yoldaşımıza hasar veriyor. Bence ressam çok iyi ya. Bir saniye arkadaşlar. Bence de güzel bu arada. Ressam güzel bence. Bunu bir attım. Buradan iki tane zar attım. Bunları çıkarttım. Bakın. Eğer bir tane, üç tane, bak beş zardan iki tane daha dört veya iki tane daha üç atarsan birisi kapanacak. Kapatıldığında silimi parçası aç. Slime parçası aç. Hasar ikiye katlanır tur sonunda. Oo, bunu kapatmamız lazım. Atamadık gördüğünüz gibi. Mesela bunu buraya kullanabiliyor muyum? Aa, kullanabiliyorum. Çok güzel. Mesela şöyle yaparsam. Ama bu buraya lazım. Üçlüler buraya lazım. Şuraya bir 5 atalım. Kahramanımızın yeteneğini kullanalım. Herhangi birisini yoldaşa kullanırsak biz de can kazanıyorduk. Tamam. Okey. Bir yere çıldıracağım ya şimdi diyor. Taptik ne oldu? Mavizler boş yere kullandı ya diyor. İki ikiyle de ressamdan item alacağım. Ne geldi? İki geldi. Ufak çanta. Zar çantana bir yuva daha eklenir. Zar çantam. Zar çantam. Ha buraya. Buraya bir tane daha eklenir. Tamam bunu kullandık artık kullanamıyoruz. Beşliği burada kullanabilirim. Attım. 3 artı 1. Can kazanmak için kullanabilirim bunu. 3 can kazandığımda bu da 3 can kazanacak. Bunlardan bir tanesinin hasarını tanklayabilirim kısaca. Bunu kapattım. Tamam. Çok güzel. 6, 10, 14, 17, 20, 21. 3 vuracak, 3 vuracak. Buna 13 hasar gerekiyor. 13. Şurası 13 yapıyor. Şöyle de 13 yapıyor. 8, 14 yapıyor. Yok ediciyi yok et. Bu sağ zaten 3 vuracak. Burada 3 vuracak. Yoldaş da 3 can alsın. Slime'ı öldürürsek çoğalacak. O zaman slime'ı en son öldürelim. Şimdi ben tutacağım zarları koyayım. Burası öldürüyor mu ki? 10, 14, 17, 18 yapıyor arkadaşlar. Öldürmüyor. Ben bu zarları saklayacağım. Şu biri de buna vuracağım. Bunu bitirdim. Güzel. Attım zarı. Zarlarımı da çıkartayım yerinden. Bir tur daha zar atacağım. İki bir. Şimdi. Bunu kesinlikle öldürmemiz gerekiyor. Bir. Bununla bir zar daha atabilirim. Şey gelecek ama. Zindancı başını ortaya çıkartacağız. 6'yı kullanırsak. 6'dan yüksek atar mıyız 2 zarda? 6'ları kullandım. 8 gerekiyor buna. 4 artı 4. 8 yaptı. Evet güzel. 3, 6, 7, 9, 10, 12 yapıyor. Zaten her türlü tamamlayamıyorum.
Yine de vuruyorum ben buna ya bunları. İşime yarayacağını düşünmüyorum. Bunu bitir dedim. Dindancı başı gelsin. Önemli değil. Korkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok güzel zarlar attık bence. Bence efsane zarlar attık bu arada. 2 artı 1'i de gönderiyorum. Ha bu 6 hasar istiyor. Hadi 6'yı da buna verdim. Hasar yemeyelim. Gönderdim. Cezbedici. Beni cezbetti. Yüce şeytan. Öncelikli olarak yoldaşa saldırır. Atılan renkli zar başına bir hasar kazanır. Salladım. 2 tane renkli zar attım. Şansıma tüküreyim ya. Bir daha zar salladım. Bir daha zar salladım. Burada da bir ton zarım var benim. Şunu da bir can basalım. İkisine de. Bayağı bir rahatlattı bu zübü. 5 can. Hepsi oluyor buna. Ama birliği bir bıraktım. Öncelikli olarak. Tek, çift ve üçlü istiyor. Güzel. Ben bir zar daha sallama taraftarıyım. 6 artı 3 geldi. 5'li gerekiyor mu? 5'li gerekiyor. 5'liyi harcamayalım. Bunu kapatabilmek için 5'liye ihtiyacım var. Bu 5'liyi buraya kullandım. 4'lü ve 3'lüyü de buraya kullandım. Bunu kapattım. Çok güzel. Tek, çift, tek. Bunu direkt kapatabiliyorum. Kalacak. Ressamın ödünü almak için 2 üçlüyü ve 1 5'i ressama ver. 5 kalmadı elimizde ya. 2 ve 6'yı sağa at. Koleksiyonu tamamla. Bir zar daha attım. 2 tane üçlü geldi elime. İkili ve altılıyı attım. Cam bastık zaten. Para kazanabiliriz. Mantıklı. 4, 7 burası. Bunu kapatabiliyorum ama bu 3 vuracak. Bu 1 vuracak. Bu önemli değil. Tek, çift, tek. Bu 4 vuruyor. Bu 3 vuruyor. Kelebeği tam kesebilirim. Sen iyi oynuyorsun. Tutmaç anlamamıştı bu oyunu. Sayende ben de anladım. Bağuz hoş geldin. Arkadaşlar bu tarz oyunları ben çok seviyorum. Benden Slay the Spire serisini izlediğinizi bilmiyorum ama Slay the Spire serisi gerçekten sanat eseri niteliğinde oynadım. Yalan yok. Bilen biliyor yani. Yapacak şu 4 hasar yiyeceğiz. Çok güzel. Bir 5'li lazım. Şimdi ben buradan bir itemden çıkartmaya çalışıyorum. Fakat çıkartamayacağız. Burayı kapatabiliyorum direkt. 4 artı 3 yeterli oluyor burası için. Kalan zarlar 5, 8, 10, 11 yapıyor. Bu 3 hasar vuracak ama. Bu 1 hasar vuracak. Burayı kapatmaktansa burayı kapatmak daha mantıklı. İkilileri harcamamaya çalışacağım özellikle. Bu 2 ikiliyi bırakacağım. Bunları harcayabilirim. 7 gerekiyor buraya. Şöyle 4, şöyle 7. Bunları da bekleteceğim elimde. Bunu kullanabilirim. Hiç önemli değil. Bunu bitiriyorum. Bir hasar yiyebilirim. Dayı gelsin. Hiç önemli değil. Dayıyı kapattık zaten direkt. Şimdi buradan bir şeyler çıkarmaya çalışacağız ama yetenek kartımız kapatıldı. Ben buradan bir item daha koparırız diyordum ya arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz o zaman. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Buraya altılı gerekiyor ya. Beşli olmuyor. Yani beşli olması lazım. Altılı olmuyor. Altılıyı yerleştirdim. Bu ikili. İkiliyi. Bu ikiliyi de sakladım. Yapacak bir şey yok. Bunu bitir dedim. Her aşamanın sonunda her 5 altın para için 1 altın para kazan. Her 5 altın para için 1 altın para. Aa bildim faiz lan bu. Çok güzel.
Tur sonu kahraman bir can kazanır. Bak önemli. Bir düşmanı kapattıktan sonra rastgele bir sayı yuvasını 5 azaltır. Bir düşmanı kapattıktan sonra rastgele bir sayı yuvasını 5 azaltır. Şimdi bizde bir tane item var. Eğer 3 tane aynı itemden yaparsak arkadaşlar, aynı zardan atarsak 3 tane, bir tane düşman yuvasını direkt kendisi kapatıyor. Bir düşman kapattıktan sonra da rastgele bir sayı yuvasını 5 azaltıyor bu. Yani ikisini kombolayabiliyoruz. Bence çok mantıklı. Bunu direkt aldım. Faizi de alacağım. Ama faizlik param kalmadı ki. Tamam. Faize gerek yok. Geç. Tamam. Boş ver. Devam. Oo, Hidra keseceğiz. Üçlü. Tam büyücüsü. Yetenek ve eşya açıklamalarında geçen düşman kelimesi bosslar dışındaki düşmanlar için kullanılır. Bossları kapatmak için daha yaratıcı stratejiler düzenlemelisin diyor. Bu da son turmuş. Boss turundayız anladığım kadarıyla. Şuradan zarımızı attık 1. Buradan zarımızı attık 2. 3 tane 5'li attığım için bir tane düşman direkt kapatıldı arkadaşlar. Altılım var, ikilim var, beşlilerim var. Ve adam ilk önce canavar kessen diyor. Lan bir şey yapmadım. Ona zar atsan diyor. Açıklamalarını okumadım. Bir sonraki tur sonu. Hidra hala açıksa kendini açar. Açıldığında 4 Hidra kafası açar. Tamam bir şey yok bunda. Bir açıklaması yok ki. Üç tane ikili de Hidra kafasını kapat diyor. Bir açıklamalık bir şey yok arkadaşlar. Odak Hidra da evet. İtem alayım mı buradan? Güzel bir şey çıkar mı? Deneyelim şansımızı. Ben rahat keseceğimizi düşünüyorum. Dükkana gelecek her eşyanın bedeli 1 alt. Evet, gayet güzel bir eşya geldi. Bu kime vuruyor? Hidra 9 hasar vuruyor. Ve 4 tane şey açıyor. Beş ve altılı attık. Kahramanın yeteneklerini kullanıyorum. Üç tane altılı attım. Buraya 6 yetiyor. 33 yetiyor. 61 yetiyor. Bunlarla yeni zarlar atayım mı? Şey geliyor mu burada da? O bir tane dayı vardı gelen. Gıcık bir şey. Bayağı bir zar kazandım bu arada. Burada zindancı gelmiyor. Okey, bence okey ya bu şu anda bizim hareket. Çok gayet mantıklı bir hareket yapıyoruz bu arada. 4. Bence ile atmışım, birle atmışım. Bak şimdi bunlarla onu bir kapatalım. Gayet güzel, hiçbir sıkıntı yok. Bak bence bir can basmayalım kendimize. Bu bir canla bunu kapatalım. Çok mantıklı. Gayet güzel. Bu 5 canı kendimize basmak yerine zar atalım mı? Ne diyorsunuz? Zar atmak mantıklı değil mi sizce de? 5 can kendime basmaktansa... Ben saldırı odaklı oynamayı seviyorum genelde biliyorsunuz. Tamam, burayı 4 artı 2 ile vurdum. Düşman da hasar yemiş bu arada. 33 falan değil miydi bu? Nereden yedi hasar? 3 tane aynı zar attığım için düşman mı hasar yedi? Kapanmadı ama hasar yedi. Hmm. Mantıklı. Muhtemelen öyle bir şey oldu. Bu şekilde vuracağım. İlk önce tek bir yuvasına odaklanacağım. 11 vurmam gerekiyor. 9 burası. 7... 10 vuruyorum bu şekilde.
Böyle yaptım. Bunu da kendimize can olarak bastım. Bunu da buraya kullanayım. Keşke bekletseydim. Bekletebilirdim. Bunlar tekrardan açılacak. Bunlar için bekletebilirdim. Yo, açılmadı. Niye açılmadı peki? Bir daha zar atıyorum. Bir yer sonra açılacak. Bu tur sonunda açılacak. Okey. Bunu kullandım. Tekrardan zar attım. 5 ve üzeri gerekli bizim için burayı kullanmamız için. 5 ve üzerine attım. 2 tane 5 geldi. Bunlarla bir daha zar çektim. Abi ben bu boss'tan hasar yemeden kapatırım ben bu boss'u. İzleyin arkadaşlar. Bunu da kullandım. Şunu bir kapatayım. 4. Hasar yiyor mu yemiyor mu görelim. Oyunu bug'a soktu yayıncım. Yayıncım yine her zamanki gibi. Ben bunu da kullanacağım. Hasar yemeyeceğim. Yani cana bakmayacağım olaya. Tamamen zar sallamaya oynayacağım. Bir tane daha salladım. Dörtlü ve birli geldi. Bir beşli daha salladım. Üç ve ikili geldi. Mavi 2'yi kullandım. Bir daha salladım. Mavi 2'yi kullandım. Bir daha salladım. Beşliyi kullandım. Bir daha salladım. Altılıyı kullandım. Bir daha salladım. Beşliyle bir daha. Beşliyle bir daha. Arkadaşlar kısacası istediğiniz şovu size yaparım. Herkes ayağına denk alsın. Bu tarz oyunlar benim özel ilgi alanım. Biz bu oyunların kitabını yazdık, yayınladık, paylaştık, sağda solda her yerde de gösterdik. Biz bu oyunların piriyiz yani artık. Bu söylemesi. Anladınız mı? Gördüğünüz gibi çok temiz. Bunlar sadakamız olsun diye. Dikkat et zarla, tamam seni kırmayacağım Cyber, al. Sağı da dolduralım diyor. Çok mantıklı. Sağı doldurabiliriz. Buna 6 yeterli oluyor. Bir tane 6'yı bekleteceğim. 5'li ve ikili. Aslında 2, 4. Aç gözlülük diyor. Yayıncım aç gözlü. Altılım var. Altılıyla zarlayacağım. 3 ve 1'li geldi. 3, 2, 1, 4, 5, 6 var. 6 ihtiyacım var benim. Şu an tamam galiba. Şu 6, şu 5, 4, 3, 2, da 1. 3, 5. İşte can basayım kendimize. Bu da 1. Oyun bitti, ne yapıyorsun ki diyor. Şov yapıyorum, şov şov. İzleyicilere gösteriyorum. Yani bu şekilde kombine edilebiliyormuş bol bol. Açılan kahramanlar, kız. Aç. Tamamlanacak bir zar yuvası seç. Demir. Sayı yuvaların hepsi altın para miktarına eşit sayıda azalt. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl Türkçe ile okuduysam. Açılan ziynetler anka atıyor. Oyun artı bir zan çantasıyla başlar. Tamam. Aa, bu karakterler açılmış. Aç gözlülüğün sonucu olmayalım. Bence güzeldi bu arada ya. Keyifli oyun. Ben çok keyif aldım. Ben çok keyif aldım. Sizlere söyleyeyim yani. Ben bunu birkaç tur daha öğretici oynarım. Onu söyleyeyim. Kaçıranlar falan varsa Twitch'ten izleyen arkadaşlardan veya YouTube'dan birkaç tur daha öğretici oynarız. Bu bölüm de zaten gayet güzel. Ben oyunu beğendim. Doran'ın da eline sağlık. Vallahi ben Cardboard Town'u da çok beğenmiştim. Gerçekten çok başarılı oyunlar yapıyorlar. Emek veriyorlar. Teşekkür ederiz. Vallahi speedrun tadında oynadık. Çok güzel, keyifliydi. Bu arada sayın sevgili YouTube ailesi, YouTube'dan izleyen arkadaşlar. Gözlerinize sağlık. Ben oyunu çok beğendim. Sizler de yorum yaparsanız sizlerin de oyunu beğenip beğenmediğini öğrenmiş oluruz. Oyun ne kadar diye soruldu. Onu da göstereyim bu vasıtayla. Oyun şu anda
4 dolar bence güzel. Güzel duruyor oyun yani. Ben çok hoşuma gitti. Beğendim. Sizler de yorumlarda mutlaka yazın. Bu oyunun serisi gelir arkadaşlar. Bu oyun gelir. Seversiniz diye tahmin ediyorum. Slade Spear'da zaten çıkacak. İkisi çıkacak. Onu bekliyoruz. Onu bekleyse kadar bununla idare ederiz. Bu seri tamamen YouTube'a gider. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda zaten görüşeceğiz. Beğenseniz de beğenmeseniz de atacağım ben. Ben beğendim. Böyle bir görüntü. Bay bay. Abone olalım ha bak. Abone olalım.